Tansiyona da birazcık değinelim istiyorum bugün. Ondan şeker, da biraz bahsettik. Şekere, şekere girelim. Daha evet. Sonra da tansiyondan bahsedeceğiz. Şekerle ilgili çok bitki var. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi şekerle ilgili 108 bitkiyi incelemiştir. Yani mesela bunlardan kara hindiba, keçi sedefi, ısırgan kökü, birçok bitki var şekere karşı etkili olan. Fakat en etkili bitki Hindistan'da yetişen bir sarmaşık var. Gurmar. Cinneme silvestris. Bunun birleşiminde cinnamik asit var. Ne işe yarıyor? Asit dediysen bitki asidi, yani zararlı bir şey değil. Nasıl ki elmada malik asit, limonda sitrik asit var. Bunda da cinnamik asit. Ne iş yapıyor? Bu asit pankreasta beta hücrelerini harekete geçiriyor. Pankreas dil gibi bir organ. Üzerinde beta hücreler var, böyle dağınık. Adacık hücreler dediğimiz, dağınık olduğu evet. için. Beta hücreleri insülin salgılar. Ama beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak jelibon gibi yumuşak. Pankreas yanlış beslenme nedeniyle yağlanırsa, karaciğer yağlanırsa pankreas da yağlanır. Pankreas yağlanırsa diğer hücreler beta hücresini sıkıştırıyor. Jelibon gibi yumuşak olan hücre sıkışırsa insülin salgılamıyor, küsüyor. Benim yerim dar diyor, oynamıyor. Beta hücresi insülin salgılamasa şeker hastalığı. Cinnamic asit ne yapıyor? Uyuyan hücreyi tekrar uyandırıyor, harekete geçiriyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 4565 şeker hastasını gurmarla tedavi etmiştir. Klinik araştırması var. Dünya çapında bir araştırma bu. Harvard Üniversitesi yapmıştır bu klinik araştırması. Bir izleyicimiz daha var hattımızda. Ona da bir merhaba diyelim. Alo. Alo. Fatma Hanım, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Kayseri'den arıyorsunuz bizi. Buyurun, siz dinliyoruz. Evet. Ben bende kronik ürküte. Evet. Ürküter var. Ondan sonra. Halk arasında dabaz ondan edelim. Sonra şey var. Reflü var. Peki. Fatma Hanım, sesinizle geriden sesiniz geliyor. Televizyonumuzun sesini kısabilirsek biz sizi çok daha rahat anlayacağız. Lütfen sadece telefondan dinleyin bizi. Hız. Kronik ürtüker var, reflü var. Tansiyon kolesterol var mı? Evet. Evet Fatma Hanım, buyurun, sizi dinliyoruz şimdi. Ürküter var, işte reflü var. Ondan sonra kronik şey, astım var, bronşit. Astım. Bunun için yani bitkisel ne kullanabilirim, ne önerebilirim? Çok geçmiş olsun öncelikle. Astımdan bugün evet. bahsetmedik. Gastrit ve reflüden bahsettik. Evet. Şimdi kronik ürtüker halk arasında kurdeşen, tabaz da denir. Latincesi kronik ürtüker. Türkçesi kurdeşen veya eski ismiyle dabaz. Kişinin orası, burası, şurası kaşınır. Kaşıdığı yerler kabarır. Bazen o kabarıkla birleşir, çok büyük bir alan. Bazen bu kabarmalar 15-20 dakika geçmez. Ağrı, sızı verir. Bunun iki sebebi var kurdeşenin. Bir, midedeki bakteri çok toksik madde üretir. Bunlardan biri de histamin. Bu yükselirse alerji ortaya çıkar, kurdeşen. İki, bağırsaktaki mantarlar. Yani bu kurdeşenin, kronik ürtükerin de iyileşmesi aynı şekilde alerjidir. Yani bu da bir çeşit alerjidir. Mide rahatsızlığı ve bağırsak rahatsızlığı kalktığı zaman ortadan bu rahatsızlık kalkar. Problem değil. Kolay. Hangi bitkiler özellikle bu anlamda Fatma Hanım'ın kullanması gerekiyor? Dur, eğer midesinde problem varsa reflü var diyor zaten. Onun için zaten lahanayı evet. bir çiğ olarak tüketeceğiz. Bağırsaklarında problem varsa aloe vera. Aloe vera da burada önemli. Evet. Yalnız aloe veraları karıştırmayalım. Biraz önce de altını çizdik. Çok fazla evet. çeşidi var. Ama astım var dedi. Astıma karşı şu gördüğünüz çiçek, lila çiçek. Afrika ıtırı. Pelargonium zideoides, Pelargonium reniforme. 1050 çeşit ıtırdan sadece ikisi şifalı. Afrika ıtırı. İki tanesi. Diğer ıtır türleri tıbbi maksatla kullanılmaz. Bu Afrika ıtırı ilk
Güney Afrika'da elmas ve altın madenleri bulununca 1700'lü yıllarda binlerce insan buraya akın etmiş. Tabii üst üste yan yana yattıkları için otel yok, motel yok. Herkes hastalanmış. İngiliz asıllı bir ilim adamı da orada işte seyyah hastalanınca ölecek bu diye koymuşlar bir tarafa. Afrika'nın Zulu kabilesi de halk, oranın yerli halkı. Bu zatürre yakalanan vatandaşı Afrika ıtırımın köküyle tedavi etmiş. Adam kendine geldiğince ya beni kim tedavi etti, nasıl tedavi etti mesela. Demişler ki Afrika ıtırı. Aa bu ne? Tamam. Almış bunu İngiltere'de götürmüş. Orada hapını damlasını, derecesini yapmış. Daha sonra İsviçre'de bu marka tescili haline getirilmiş. Penisilin icadına kadar Avrupa'da, Amerika'da bitkisel antibiyotik olarak kullanılmış. Antibiyotik. Astıma, bronşite, sinüzite, faranjite 10 numara. Fakat penisilin piyasaya çıkınca unutuldu. Sonradan penisilinin yan etkilerinin çok büyük olduğu, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları vesaire tetiklediği ortaya çıkınca penisilini bıraktılar. Ölümlere sebep oldu. Tekrar Avrupa'da Afrika ıtırı tekrar bir numara haline geldi. 50 bin kişi üzerinde klinik araştırması yapıldı. Etkisi ispat edildi. Fatma Hanım'a da çok geçmiş olsun dileyelim. Süremizin sonuna geldik. Hatta biraz da açtık. O yüzden de ben öyle tedirgin mi? Oldum. Ha. Evet. Tansiyonu da ilerleyen zamanlarda bir sonraki programda konuşmuş tamam. oluruz. Sizinle sohbete doyum olmuyor. İbrahim Gökçek bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Programımıza katıldığınız